Türkiye'de özellikle pandemiden sonra bir ekonomik daralmanın olduğunu ve her şeyin enflasyonun %100'lere dayandığını, her şeyin 2-3 kat fiyatının arttığı ve insanların alım gücünün düştüğü, bu sadece bizle alakalı değil, tüm dünyada bu kriz var. Dünyadaki kriz aslında bizim Türkiye'den bir tık daha önde. Orada şu da var, ürün bulma konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Yani evet, Türkiye'de 5 liralık şey 10 lira olmuş, 15 lira olmuş ama en azından ona ulaşabiliyoruz. Yani o var. Avrupa'da birçok yerde insanlar doğru düzgün o istedikleri ürünlere de ulaşamıyorlar. Öyle bir manzara var ortada. Bunun yanında hemen yanı başımızdaki pandemiden zaten 2 yıl boyunca tedarik zinciri kırılmış. Şimdi bir de dün akşam bir tane genç şunu dedi bana. Abi dedi, devamlı tedarik zinciri diyorsun ama bu tedarik zinciri nedir? Tedarik zinciri aslında hani en basit anlatımla şöyle söyleyeyim. Örnek olarak evlerle alakalı konuşalım. Yani Türkiye'de bir yıl içerisinde diyelim ki 100 bin ev satın alınıyor. Bir yıl içerisinde de yaklaşık işte 100 bin, 110 bin, 120 bin ev üretiliyor. İhtiyaç da bu kadar, bu kadar da satılıyor. Şimdi pandemi döneminde insanların ev ihtiyaçları devam ediyor ama üretim yok. Yani bir buçuk yıl doğru düzgün bir şey üretilmeyince bir sonraki pandemiden sonraki yılda bu sefer üretilen bina sayısı 100 bin, ihtiyaç 250-300 bin. İşte tedarik zincirin kopması dediğimiz olay bu. İnsanların dünya genelinde tükettikleriyle ürettikleri arasında belli bir koordinasyon var. İnsanlar tüketime devam ettiler ama üretim olmadı. Onun için de 2-3 kat yığılma olunca bu sefer ciddi sıkıntı oldu. Hatırlayın, pandemiden hemen sonra üniversitelerdeki yurtlarda da bu oldu. Yani her yıl belli oranda öğrenci üniversitede yurda yerleşiyordu. 1-1,5 yıl, 2 yıl o yerleşme olmayınca, çünkü yerleşmeye oranla da üretim yapılıyordu. 2-2,5 yıllık öğrenciler bir anda yüklenince, hatırlayın, pandemiden sonra üniversitede yurtlara öğrencilerin yetişme, yerleştirme konusunda da sıkıntı yaşamıştık. Şimdi pandemiden çıktıktan sonra Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte enerji fiyatlarının artması, yine dövizin saçma sapan 2-3 katına çıkması, onun yanında arz talep dengesindeki nokta kırıldığı için ürünlerin 2-3 kat pahalı olması dünyayla beraber bizim ülkemizi de bir sıkıntının içerisine soktu. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Evet, ülkemizde şu anda halen daha devam eden, gerçi her geçen gün şiddetin biraz daha düştüğü bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ve bu ekonomik sıkıntıyı aşmak için de insanlar, önümüzde seçim süreci var ve seçimle alakalı insanlar sokakta konuşuyorlar. Ne diyorlar? Eğer diyor peynirin kilosu 150 lira olursa ben o zaman bir dahaki seçimde bu partiye oy vermem veya Tayyip Erdoğan'a oy vermem. Cumhur İttifakı'nı desteklemem. Şu fiyat şu kadar olursa, ev kiraları buraya çıkarsa, araba fiyatları şuraya zıplarsa, ev fiyatları şuraya giderse, patates, soğan şu olursa ben siyasi tercihimi değiştireceğim diyor insanlar. Şimdi bir yandan da adama da kızamıyorsun. Niye kızamıyorsun? Bir şey de diyemiyorsun adama. Çünkü adam diyor ki ya ben diyor kendi konforumu, kendi rahatımı düşünüyorum ve onun için de böyle bir tercihte bulunacağım. Burası tamam. Cumhur İttifakı'na, Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceksin de kime vereceksin oyunu? Muhalefete vereceksin. Peki muhalefet ne vaat ediyor? Yani ülkemizde şu anda devam eden bu ekonomik daralmayı rahatlatacak yeni bir proje, yeni bir söylem, yeni bir kaynak, yeni bir ekonomi plan, program bir şey mi var önde? Bilmiyorum. Yani şu ana kadar öyle bir şey duymadım. 3 bakanlık senin olacak, 5 bakanlık bana vereceksin. Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım. Cumhurbaşkanı bensiz imza atamayacak. Ben şöyle yapacağım. Bize şunu verin. Yani tamamen kendi sistemlerini kurma üzerine bir yol yürüyor muhalefettekiler. Şimdi buna baktığın zaman ben de dedim ki yani bir bakayım bu muhalefetin insanlara vaat ettiği şey nedir diye. Bir de şimdi biz ne zaman ekonomiyle alakalı bir şeyler söylesek biz AKP savunucusu oluyoruz, yalaka oluyoruz, o oluyoruz, bu oluyoruz da iyi tamam öyleyiz, öyle dediniz, sağ olun, eyvallah. Ama siz nesiniz, siz ne yapıyorsunuz diye bir sormaya başladığımız zaman bakın karşımıza ne çıktı. Halk TV'de Özlem Gürses'in bir programı vardı ve o programda da Atilla Yeşilada.
Atilla Yeşil'a da birçok zengin firmaya, kuruma ekonomi konusunda danışmanlık yapıyor. Cumhuriyet Halk Partili olduğunu da her platformda dile getiriyor. Kendisinin muhalif bir ekonomist olduğunu aleni bir şekilde söylüyor. Ve Özlem Gürses'in programında da katılıp şöyle bir açıklama yaptı. Ben umudumu yitirmedim. Yapılması gereken icraatlar belli. Yani diyor ki bize, eğer bu ülke ekonomik olarak rahata çıkacaksa, bu ülke darlıktan, problemden, şundan bundan kurtulacaksa yapması gereken şeyler basit. Ne yapması lazım? Bir, Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş hemen acilen serbest bırakılması lazım. Güzel. İki, S-400 füzeleri bir depoya koyulup oraya kilitlenmesi lazım. Süper. Üç, Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırımı yapabileceği bir yetki verilmesi lazım. Bu üçünü yaptığın zaman Türkiye hemen düzelir diyor. Ekonomik olarak falan düzelir. Süper ya. Mesela yeni bir kaynak bulmak, istihdamı arttırmak, yeniden fabrika açmak, efendime söyleyeyim bir ekonomi program ortaya... Bunlara önemli değil bunlar. Türkiye bunlarla düzelmez diyor bize Atilla Yayla. Neyle düzelir? Bu üç şeyi yapacaksın diyor. Bir, Osman Kavala'yı serbest bırakacaksın Selahattin Demirtaş'la beraber. Onun yanında S-400'leri alacaksın. Bir depoya koyup kilitleyeceksin. Sonra Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırımı yapabileceği bir yetki vereceksin. Türkiye'de diyor hiçbir problem kalmaz. Ben bu muhalif kanadın bu kafa yapısına, bu aklına, bu ortaya koyduğu teze yemin ediyorum yani hani şapka çıkartıyorum. Türkiye'de insanlara ne diyeceğiz insanlara? Mesela sokağa çıktığımız zaman vatandaşa biz işte Millet İttifakı'nı desteklemenizi istiyoruz. Tamam. Niye? Abi Türkiye'nin durumu ortada. Ekonomi falan berbat. O da tamam. Peki bu ekonomi nasıl düzelecek? Abi Selahattin Demirtaş'ı Osman Kavala ile beraber serbest bırakacaksın. S-400'leri kaldıracaksın, bir depoya kilitleyeceksin. 3. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırma yetkisi vereceksin. Ülkede hiçbir problem kalmaz. Ulan biz bunları yapsak bugün de ortada problem kalmaz ki. Biz bunları bilmiyor muyuz? Yani sen eğer birileri her istediği zaman Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı yaparak o boğazın etrafındaki yalılarda oturan insanlar bu milletin emeğini, alın terini paradan para kazanarak sömürdükleri zaman bu hükümetten daha iyi hükümet yok. Eğer S-400'leri bir depoya kilitleyip ortalıkta böyle kabak gibi herkesin istediği anda saldıracağı, istediği anda kafasına vuracağı bir ülke konumuna Türkiye'yi getirdiğin zaman evet problem kalmaz ortada. Sen Selahattin Demirtaş'ı, sen Osman Kavala'yı ve bundan sonraki süreçte kimi tutuklayıp kimi serbest bırakacağını eğer Avrupa belirlerse, onun söylediklerini yerine getirirsen Türkiye'de hiçbir problem kalmaz diyor. Şimdi buna baktığın zaman şöyle geriye dönük o 6 artı 1 masanın söylemlerine de baktığın zaman evet hani özet olarak bunu söylüyor. Sen şu ağır sanayi, savunma sanayi, silah üretimi bunlardan vazgeçeceksin. Amerika'dan S-400 isteyeceksin, F-16 isteyeceksin, F-35 isteyeceksin, İsrail'den Heron isteyeceksin, efendim Almanya'dan tank isteyeceksin, Kanada'dan başka bir silah isteyeceksin, Avusturya'dan efendim işte obüs topu isteyeceksin. Onlardan aldığın zaman herhangi bir problem kalmaz diyor sana. Faizi istediği gibi istenilen oranda arttıracaksın. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'yı serbest bırakacaksın. S-400'ü ortadan kaldıracaksın. Bunları yaptığın zaman diyor bu ülkede herhangi bir problem kalmaz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı bu akıl. Ver kurtar politikası. Ne yapacaksın ya? 12 ada bize geçiyormuş. İsmet İnönü'nün o dönemde söylediği, lan şimdi 12 aday alacağız. Oraya bir asker bulundurmamız lazım. Orayı korumak için fırkateyn mırkateyn bir sürü şey. Abi başımıza bela. Ver kurtar. Musul Kerkük. Ver kurtar abi. Ver kurtar politikasıyla bu milletin bütün kazanımlarını birilerine peşkeş çekenler 80-90 yıl sonra yine aynı uygulamayı önümüze koyuyorlar. Ver kurtar politikası. Onurunu ver, şerefini ver, namusunu ver, emeğini ver, kendi savunmanı ver. Boynuna tasmayı taksınlar. O zaman dolar burada 2 lira olur, 3 lira olur. Atilla Yeşilada'nın ortaya koyduğu tez şu anda muhalif kanadın ve muhalif masanın uygulamayı düşündüğü tez bu tez. Ama bunu gidip millete böyle direkt anlatamıyorlar onu. Çünkü niye? Ya millet diyor sana ki iyi güzel tamam da benim çayıma ne vereceksin? Fındığıma ne vereceksin abi diyor. Organize sanayi bölgesinde ne gibi teşviklerde bulunacaksın bana? İstihdam konusunda yeni işletmeler, yeni üretim tesisleri, yeni fabrikalar açabilecek misin? İstihdamı arttırabilecek misin? Kendi yerli ve milli olarak üretim
yapmak isteyen firmalara ekonomik olarak, teşvik olarak herhangi bir destekte bulunacak mısın? Savunma sanayinde nereye çıkacaksın? Önümüzdeki süreçte yeraltı zenginliklerimizi, şu anda Karadeniz'de gazımızı bulduk, Doğu Akdeniz'de de arama devam ediyor. Bunun yanında Şırnak, Hakkari, o bölgede petrol kuyuları, üzerlerine beton dökülen petrol kuyularını yeniden açıyoruz. Adana'da burada petrol metrol yok diye bizi oradan gönderdiler. Şimdi oradan yeni petroller çıkarıyoruz. Siz bunlarla alakalı ne yapacaksınız? Ne gibi, hangi ürünleri ön plana çıkaracaksın? Eskişehir tarafındaki ürettiğimiz o borla alakalı herhangi bir düşüncen var mı? Nükleer santrali ne yapacaksın? Ne kadar daha baraj planın var? Yenilebilir enerjide, güneş panellerinde, rüzgar türbinleriyle alakalı neler yapacaksın? Bunlarla alakalı sorulabilecek bütün sorulara herhangi bir cevabı olmadığı için sadece ve sadece Erdoğan düşmanlığı üzerinden kendi kitlelerini konsolide ediyorlar. Peki programınız nedir? Hani nasıl bu ülkeyi düze çıkaracaksınız? Onu da nasıl çıkaracağız? Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırımı konusunda yetki vereceğiz. Bir de S-400'ü. S-400'ü kitlemek ne demek biliyor musun? Amerika'nın buyruğu altına girmek. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partililer ve solcular yıllarca Amerikan karşıtlığı üzerinden bir söylem geliştirip kahramanlık türküleri yazdılar. Ama aynı solcular ve aynı CHP bugün Amerika'nın peşine takılmış, kuyruğuna takılmış bir yol izliyor. Bu nasıl bir tezattır? Yıllarca Amerika'ya küfreden, kendilerini antikapitalist olarak tanıtan, kapitalizmin karşısında durduğunu iddia eden, işte bilmem Dolmabahçe'de 6. filoyu bilmem şöyle denize döktük, böyle denize döktük mavalları okuyan tiplerin bugün Amerikan mandası için ortalıkta bu kadar aleni konuşması abeste iştigal değil de nedir dostlar? Yani bir siyasi düşüncenin, bir siyasi partinin bir felsefesi olur. Ortada felsefe melsefe yok. Yok abi. Batı ne istiyorsa onları yapacağız. Batı ne istiyor bizden? Uğur Amerika ne istiyor bizden? S-400'leri geri vereceksin diyor bize değil mi? Başka ne istiyor bizden? Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaksın diyor. 3. Benim diyor şu faizden kazandığım paraya engel olmayacaksın diyor. Merkez Bankası ben sana nasıl ekonomi yönet diyorsam o şekilde ekonomi yöneteceksin. Bunu Amerika istiyor. Ve millete sıkıntınız var. Millet aç. Millet yiyecek ekmek bulamıyor. Ülkeyi getirdikleri hale bak. Bu millet işte isyan etmesin de ne yapsın? Cümlelerini kurup ardından da bu ülkenin tapu senetini birilerine verip kendi konforlarını sağlama düşüncesinde birileri. Bunların efendim Osman Kavala'yı serbest bırak. Efendim Selahattin Demirtaş'ı serbest bırak. S-400'leri kaldır, şunu yap, bunu yap diye maval okudukları saatte Tayyip Erdoğan bu ülkeyle alakalı her pazartesi günü özellikle de kabine toplantısı sonrasında milletin bir eksiğini, bir noksanını gidermenin derdinde. Her kabine toplantısını artık bütün ülke bekler hale geldi. Bugün ne müjdesi verilecek? Bugün ne gibi devlet bizim yanımızda olacak? Hangi problemi, hangi sıkıntıyı ortadan kaldıracak diye vatandaş böyle her pazartesi günü bildiğin kabine toplantısı takip ediyor. Muhalefet biz ülkeyi düze çıkarmak için şunu 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 yapacağız. S-400'leri vereceğiz, Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı serbest bırakacağız. Faizlerin arttırımı için Merkez Bankası'nın önünü açacağız. Ne yapacağız? Gecelik %1000 faizlere mi çıkacağız? %150 faiz ödeyeceğiz değil mi? Birileri onu istiyor. Birileri eski Türkiye'yi vaat ediyor. Ama bu millet eskiye geriye dönüşü yapmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun avaneleri böyle şeyleri konuşurken Tayyip Erdoğan dün akşam ehliyetlerde cezaların silineceğini, yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın ceza puanı silinecek. Bununla alakalı çok ciddi bir problem vardı. Özellikle direksiyon sallayarak parasını kazanan birçok insan var. Otobüs şoförleri, servis şoförleri, kamyon şoförleri, tır şoförleri. Bu adamlar direksiyon sallayarak parasını kazanıyorlar. Ve onların bu ehliyet ceza puanları vardı. Ve onların ehliyet ceza puanları silinip el konulan ehliyetler de geriye iade edilecek. Ama burada sadece bir nokta var. O da şu: alkol, uyuşturucu, ölümlü yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri hariç. Şimdi hani o puan silmelerde eğer bir adam alkollüyse abi kusura bakma o cezasını çekecek. Hiç kusura bakmasın kimse. Yani sen alkol alacaksın, sen keyif yapacaksın ve o keyfin doğrultusunda da araba kullanacaksın. Ondan sonra da ehliyetine el koyulduğu zaman biz de mağdur olduk, biz de bana ne? O alkollü kafanla gidip birisinin aracına vurup o araçtaki insanların ölümüne sebep olacağına aracın ehliyetin hiç olmasın, trafiğe hiç çıkma daha iyi. Ne halin varsa gör. Kimse kusura bakmayacak. Keyif yapan adam sonucunda çıkacak.
çıkan ne varsa ona katlanacak. Öyle alkoldü, uyuşturucuydu, efendime söyleyeyim driftti, şuydu buydu onlar hariç. Bunun yanında kamu alacaklarına düzenleme getirdi devlet. Kamu kurum kuruluşlarının vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçların cezaları silinecek. Yani kamu kurumlarının bütün cezaları silinecek. Ana paralar ödenecek. Bunun yanında ana paralarda taksit yapılacak. Orada da bir düzenleme. Bunun yanında 31 Aralık 2022'den önce, yani bu yılbaşından hemen önce, vergi dairelerine 2000 liradan aşağıya borcu olan, 2000 lirayı aşmayan borcu olanların bütün borçları silinecek değil mi? Tahsil edilmeyecek onların cezaları. Hani bazıları şey yapıyor diye, işte pandemi döneminde birisi maske takmadığı için ceza, onu daha önceki bir açıklamada onları iptal etmişti. Yani adamın bir yerden bir işte atıyorum 500 lira, 700 lira, 1000 lira bir borcu var. Ona faiz maiz de binmiş, iyicene almış başını gitmiş. Onlarla alakalı 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarını devlet iptal ediyor. Önümüzdeki günlerde bu SGK primleri, efendime söyleyeyim normal yani esnafların olan o vergi durumları, cezaları, şunları bunları, onlarla alakalı da bir çalışma yapılıyor. Ya bir hafta ya bir iki hafta sonra onu da göreceğiz. Onun yanında bakıyorsun EYT problemi ortadan kaldırılıyor. Asgari ücret %50 arttırılıyor. Emekliye destek veriliyor. Yeni yeni atamalar yapılıyor. Memurların maaşlarına %25 bir zam yapılmıştı. Yetmedi diye konuştular, söylediler. Onu %30'a çıkardı. Ya devlet bütün imkanlarını kullanarak bu sıkıntılı süreçte vatandaşını ayakta tutmaya çalışıyor. Ve bu sıkıntılı süreci, bu kriz dönemini yönetmeye gayret ediyor. Birileri istediği kadar şey söylesin. İşte Tayyip Erdoğan seçim geldi diye. Değil abi. Tayyip Erdoğan 20 senedir bu ülkenin beline kambur olmuş yüklerinden bu ülkeyi ve bu milleti kurtarmaya çalışıyor. Daha öncesinde NEMA paraları kesilmişti yıllarca. Ne oldu onlar? Tayyip Erdoğan geldi hepsini geri ödedi. Yine aynı şekilde şey vardı. Konut edindirme yardımı falan filan. Onların hepsini geri ödedi devlet. Devlet vatandaşıyla arasındaki problemleri ortadan kaldırıp bir şekilde milleti desteklemeye gayret ediyor. Esnaflara ayrı çalışmalar yapılıyor. KOBİ'lere ayrı çalışmalar yapılıyor. Yine tarımla, hayvancılıkla uğraşanlara ayrı ayrı paketler açıklanıyor. Devamlı bir şekilde devlet vatandaşı destekleyerek bu problemi ortadan kaldırmaya gayret ediyor. Mesela bak bir tanesi yazmış. Peki o borçları ödeyenler enayi mi arkadaş? Şu söylem var ya. Sosyal medyada hiçbir şeyden mutlu olmayan, önüne ne koyarsan koy, hangi imkanı sunarsan sun, onda mutlaka böyle hani bir noktayı bulup oradan yürüyen, oradan eleştiren tipler var. Onların daha çok konuştuğu şey. Yani milletin vergi borçları, SGK borçlarıyla alakalı devlet bir yapılandırma yaptığı zaman, ya arkadaş bu zamanında ödeyenler buradan enayi mi? Hayır. Devlet o zamanında ödeyenlerle alakalı devamlı uygulamalar yapıyor. Eğer sen kendi vaktinde vergini, SGK'nı ödediğin zaman %10, %20 bir şekilde devlet sana oradan indirim yapıyor. Onun haricinde yine şirket derecelendirmende o zamanında yapmış olduğun ödemeler masada otururken birçok konuda senin daha pozitif bir ayrımcılığa tabi tutulmana vesile oluyor. Zamanında vergisini ödeyen, zamanında primini yataran kişi zaten onu zamanında yatırdığı zaman belli bir kazancı elde ediyor. Ama adamın bir vergi borcu var ve bir türlü dönemiyor adam. Yani bu problemi ortadan kaldırmaya çalışan birisiyle alakalı, ya ne bileyim yani hani EYT'yi yapıyorsun. Ulan bir sürü insan bundan faydalanacak. Hani EYT'de abi bir gün sonra olanlar ne olacak? Onlar mağdur oldu. Ya bir piyango bileti alıyorsun değil mi? Birisi, mesela adam bir tane piyango bileti alıyor. Bir numaraya şey çıkıyor. Son rakamı tutmadığı için kaybediyor. Ne yapacağız ona? Hani buradaki biraz daha hani ulan lan bize vurmuyor ya. Mesela seçim zamanında şu tarihten önce doğanlar oy kullanamıyor. Vay efendim burası haksızlıktır. Olur mu böyle bir şey? Olmuyor böyle işte. Yani devlet bir yerden bir çıta koyuyor. Bir kaide koyuyor. Bazen o kaidenin tam altına denk geliyorsun. Ama devlet bir problemi ortadan kaldırmaya çalışırken, ya şimdi zamanında ödeyenler ne olacak? Ya bu söylem hani çok aklı başında bir söylem gibi gelmiyor bana. Bu benim fikrim. Ama mesela az önce bir arkadaşımız güzel bir şey söyledi. Dedi ki abi hazır bunlar dile getiriyor yani getiriliyorken ya şu şeyi de dile getirmemiz lazım. Yani özellikle çocukların bebek mamaları hakikaten akla ziyan bir noktaya taşındı. Rakamlar böyle 500, 600, 700 liralardan bahsediliyor ve haftada bir kutu bitiriyor insanlar. 2-3 bin lira sadece bu bebek
bebek maması parası ödemek zorunda kalıyorlar. Ben bu sürecin içerisinde mesela özellikle kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz kendi bölgelerinde yeni doğan çocuklarla alakalı böyle bir yeni doğan seti yaptırıyorlar. Gidiyorlar kapısında ziyaret ediyorlar onu. Hoş geldin bebek projesi falan yapıyorlar. Bence belediyelerimiz bu süreçte biraz daha böyle bu konuda bir spesifik çalışma yapsa, özellikle yeni doğum yapmış olan ailelere hani 2 ay, 3 ay, 4 ay neyse bebek maması desteği sağlasa ona veyahut da bebek maması, sadece bebek maması alabileceği işte bir kart mart düzenlese bence ailelerin bütçelerine çok ciddi derecede katkı sağlamış olur. Az önce birisi yazdığı için onu dile getireyim dedim.